Değerli dostlar, bugün sevgili dostum Tolga ile beraber inşallah Yazar Nasıl Yazar, Yazar Nasıl Okur isimli serimizin ilk programını çekeceğiz. Tolgacığım hoş geldin. Hoş bulduk abi. Merhaba. Merhabalar, nasılsın Ankara'da? Hayat güzeldir inşallah. Ankara'da hayat çok güzel. Okudukça insan depresyona giriyor. Evet. Yaşadıkça da yeniden hayatın keşmekeşinden düşünmeyi unutuyor. Sevgili Tolga Hocam, ben sizi tanıyorum ama izleyicilerin de seni tanımasını istiyorum. Önce istersen kısaca kendinden bahset ve kitaplarını bir bize tanıt. Arkasından programda bir sorularımı sormaya başlayalım. Evet. Tolga Akkuş, ben bugün itibariyle bana ne iş yapıyorsun diye sordukları zaman ne iş yaptığımı bilmiyorum. Yani şu mesleğimi Şimdi tanımlayamıyorum. katılımcılar diyecek ki Mustafa izleyenler ya adam ne iş yaptığını bilmiyor programa gelmiş ne olacak şimdi? Çakıroğlu isimli bir abim var. Onun deyimiyle, onun bir kavramsallaştırdığı şey, ben bir bilgi küratörü olarak anılmak isterim. Yani okuyorum ve okuduklarımı bir faydaya çevirmeye çalışıyorum. Bu arada ben roman falan okumam pek. Benim okuduğum şeyler sosyoloji, psikoloji, ne bileyim işte teknoloji. Yani biraz daha böyle yani kurgusal şeyler üzerine pek gitmiyorum. Genelde böyle okuduğumu nasıl faydaya çeviririm. Bunun üzerine şeyler okuyorum. Eyvallah. İletişim üzerine eğitim aldım, sağlık üzerine eğitim aldım. Çeşitli kurumlarda işler yaptık. Sonrasında başka işler yaptık. Yani ben aslında kendim bir okur, iyi bir okurum. Yani hayatta en iddialı olduğum şey sanırım. Evet. Bak, yani çevremde sanırım benim kadar kitap okuyan kimseyi tanımıyorum. Ve Eyvallah. tanıdığım bir siz varsınız sanırım. Yani bir de şöyle bir şey var. Ben kitabı okumuyorum. Ben kitabı seviyorum. Yani kitabın Evet. kendisini seviyorum. Ne derler ona? Kitaplı olmayı seviyorum. Kitabı Yani koklamayı seviyorum. şöyle özetleyelim, bizim programın sloganı da o. Biz kitapsızlığı seviyoruz hocam. Ya evet. Kitapsızları da seviyoruz. Şimdi Yani ben Tolga, hayattaki sen kendi böyle en tanı. önemli şeyler bence kitaplar. Gerçekten kitaplar. Evet. Çünkü düşünsenize, mesela bir kişi var. Mesela Refik Akten diye birisi var. Ya her şeyi bırakıyor ve bütün bilgilerini bir kitaba damıtıyor. Yani bu kadar ve çok ucuz bence. Ya düşünsenize, 200 lira veriyorsunuz ve ünlü bir sosyoloğun 80 yaşına kadar geldiği o bilgilerini 200 liraya satın alıyorsunuz. Yani bu mükemmel bir şey bence. Muhakkak. Peki sevgili hocam, şimdi siz okumakla alakalı söylediniz. Ben kendinizi bir tanımladınız ama ben Tolga'yı şöyle tanımlıyorum. Yaklaşık biz Tolga'yla uzun yıllardan beri ismen birbirimizi tanıyorduk ama yüz yüze görüşmemiz 10 yıl önce yaklaşık değil mi Tolga hocam? Bir İzmir'de bir Evet. sempozyumda karşılaşmıştık Sağlık Evet. Bakanlığı'nın. Sen orada bir Evet. soru sormuştun. Bitcoin'i kim biliyor bu salonda demiştin. Salon 500 kişilik salonda 10 kişiler kaldırmıştı. Evet. Demiştin ki O en yani geç yıl kaçtı abi? 2014 falan da herhalde, değil o mi? civar 10 yıl oldu diye ben hatırlıyorum. Sonra sen demiştin ki ya 10 yıl sonra hepiniz Bitcoin konuşuyor olacaksınız salonda diye. Hakikaten 10 yıl bile olmadan yaklaşık 5 yıl sonra Türkiye'de herkes kripto paraya konuşmaya başlamıştı. Bu ve benzeri öngörülerini hakikaten ben sana takdir ediyorum. Hocam istersen önce bir kitaplarınızı tanıyı verelim kısaca. Ondan sonra okuma alışkanlıklarınızdan başlayalım. Yazar nasıl okur üzerine devam edelim. İlk kitabım sosyal medyada propagandaydı. 2018 yılında çıktı. Burada özellikle işte adaylarının seçimlerde nasıl propaganda yürütmeleri gerektiğini sosyal medya üzerinden bunu anlattım. Şimdi parayı kıracağım diyorsun yani hocam bu kitapta. Danışmanlıklar devam ediyordur herhalde bu dönem. Belki de Evet. kırmışımdır. İkinci kitabım Doçent Doktor Ekmel Geçer ile yani gerçekten çok sevdiğim bir şahsiyet. Kendisi Marmara Üniversitesi Psikoloji bölümünde hoca. Tabular ve tabutlar. Burada özellikle işte aslında insanın ne kadar kırılgan bir canlı olduğu ve bilinçaltının ne kadar basit çalıştığı, 1000 yıldır insana dair pek bir şeyin değişmediğini anlatıyoruz aslında bu kitapta. Öğrenilmiş çaresizliklerimiz vesaire, bunları anlatan bir şey. Ve son olarak 2023'te çıkmıştı bu kitap, Tabular ve Tabutlar. Yine 2023'te çıkan, bu arada sosyal medyada propaganda deneme yayınlarından çıkmıştı, deneme yayınları. Tabular ve Tabutlar
Okur Kitaplığı yayın evinden çıktı. 2023 yılında ve yine Türk İdari Araştırmalar Vakfı, TİAV, İçişleri Bakanlığı'na sanırım bağlıydı. Bundan da Z kuşağının Mahremiyet Algısı isimli bir kitabım. 2023'te iki kitabım. Maşallah. Benim için verimli bir yıldı her açıdan 2023. Bu kitapta da yine aslında özeti şu: 30 yıl sonra Türkiye'yi ya da herhangi bir ülke her kim yönetecekse onun neyden korktuğunu, neye zafiyet olduğunu, hangi durumda hangi kararları alacağını hepsini öngörebilen bir sistemin içindeyiz. Yani bu aslında bunun adı panoptikon, gözetim toplumu. Yani biz büyük bir gözetimin içindeyiz. İstesek de istemesek de, akıllı telefon kullansak da kullanmasak da ve bizim kişisel verilerimiz bir milli güvenlik sorunudur. Bunu her platformda bütün yetkililere söylemeye çalışıyorum. Sizin Eskiden YouTube hocam kişisel kanalınızı verilerimizi Allah tutuyordu. Ve bu bizim için bireysel bir güvenlik sorunuydu. Hakikaten öbür tarafa gittiğimiz zaman cennetlik mi cehennemlik mi olacağız? Şimdi artık dünyada da tüm şeyimizi, kişisel verilerimizi görüyorum. yapay zeka tutuyor. Allah sonumuzu hayır etsin. Benim de inşallah bununla alakalı yeni bir roman çalışmam var. Yapay zeka dünyasında. Geçen bir felsefi roman düşünüyorum. Hocam isterseniz direkt sorulara ben geçmeye başlayayım. İlk bu Olur. bölümde yazarların okuma alışkanlıklarıyla alakalı bölümü yapıyoruz. Sizin okumakla alakalı günlük bir rutininiz var mı hocam? Mesela şu saatlerde okurum, bu saatlerde okumam gibi. Yani bu programa benden sonra katılacak herkes benim kadar iddialı olmayacağını düşünüyorum. Dediğim gibi okuma konusunda iddialı olduğum için her sabah saat 5'te, önceden 4'te çalıyordu ama bu insan olmadığı için 5'e çektim bunu. Her sabah saat 5'te ne olursa olsun eve gece 1'de de gelmiş olsam alarm çalar, yataktan kalkarım ve kitap okurum. Günde 200 sayfa ne olursa olsun. Yani her ne olursa olsun o gün o 200 sayfa biter. Yani diğer işler sonraki planda, her şey. Önce kitap, sonra geri kalan her şey. Günde 200 sayfa, buna vakit ayırıyorum ve vaktim yok bu arada. Gerçekten vaktim yok ama yine de vakit ayırıyorum. Ama Dünyadaki en önemli kitap bu çok okumak. iddialı oldu hocam. Günde Evet. ortalama 4-5 saat mi uykuyla idare edebiliyorsunuz? Edebiliyor Yani musunuz hakikaten? 4-5 saat Sürdürülebilir iyimser. mi bu? Mesela ben bunu bazen bir hafta yapıyorum. Ondan sonra bir hafta sonra ortalama 15 saat uyuyorum, telafi ediyorum günü. Ya onu arada yapıyorum ama şu an geçen ay 35 yaşına bastım. Hala sürdürülebilir ama ne kadar daha gider bilmiyorum. Şu an Eyvallah. sürdürülebilir. Ya bu Sağ. disiplini burada beni ben yapan şey, yani son 10 yıldaki işte kariyerime baktığım zaman, yaptığım, çevreme baktığım zaman, yani maddi manevi birçok parametre aldığımız zaman bu motivasyon, ya beni ben yapan şey bu oldu. Yani şu an mesela karşılıklı konuşabiliyorsak, işte kitaplar üzerine ya da ne bileyim yazmak üzerine konuşabiliyorsak ya da bir işte ortama gittiğimiz zaman fark yaratabiliyorsak bu tek sebebi bu. Evet. Peki hocam, hani sabah 5'te kalktınız, okumaya başladınız. Ne kadar okuyorsunuz? Kaç saat boyunca okuyorsunuz? Ya da Ya bunun günlük dışında akşamları falan da oluyor mu mesela? ya günde benim 4 saatimi okumaya ayırıyorum. Ve bu yani insanlar genelde uyuduğu saatler. Uyuduğu saatler. Ve son bir yıldır da yapmadığım bir şey. Haftada 3 saatimi de spora ayırıyorum. Bunu da yapmak gerekiyormuş. Yeni keşfettim. Peki hocam, siz hani bazılar gececidir, bazı gündüzcüdür ama siz gececi misiniz çalışmada, gündüzcü müsünüz? Ben ya şöyle bir şey var. Ben gece de çalışıyorum, gündüz de çalışıyorum. Sorun orada zaten. Yani gündüz telefon, ya herkes uyuyorken kalkıp çalışmak, kitap okumak. Ya bu arada ya Warren Buffett ya da Bill Gates, ya bunlar dünyanın en zengin ve en meşgul insanları. Ama onların da hayat rutinlerinde okumak en önemli şey. Mesela ben size şu an işlerim yoğun. Bunu yapamıyorum ama ben hani şey vardır ya, çok zengin olursam İşte telefon alarmını bir daha kurmayacağım. İşte çok zengin olursam Ferrari alacağım diyor ya. Ya ben çok zengin olursam, ya gerçekten eyvallahsız hale gelirsem yapmak istediğim şey Bill Gates gibi bir ay bir yere kapanıp Şimdi sadece okumak. buraya Yani reklam giriyoruz hocam. Refik Akten Kafka Part'a gelip bir ay kitap okuyabilirsin evet. orada. Ben de hemen anlatayım. Evet. İlk bölüm Refik abi Finike'de yaşıyor ve orada arkada gördüğünüz gibi çok güzel bir evi var. Ve evin Eyvallah. alt katını artık bir apart yaptı. Orada siz de
Misafiri olabilirsiniz. Abi Ya şey burada yapıyormuşuz. En sona bu program Kafka Apart'ın katkılarıyla hazırlanmıştır gibi olur ya. Peki Tolga Hocam, sizin böyle çok etkilendiğiniz yazarlar var mı? Hani benim bu hakikaten şu üç yazar söyleseniz ve bu kitabı okudum. Benim hayatım çok değiştirdi diyebileceğiniz kitaplar var mı? Öncelikle şunu söyleyeyim. Benim bir blog sayfam var işte tolgaakşu.com'da. Orada bir yazım var benim. Bu kitabı okudum ve hayatım değişti diyenleri eleştirdiğim bir yazım var. Yani hiçbir kitap aslında hayatımızı değiştirmez. Ya da hiçbir YouTube videosu. Zaten bugün temel problem şu. YouTube bilgisiyle karşıma çıkıp konuşan insanlar. Yani derinlemesine muhabbet edebilecek birini bulmak gerçekten çok zor. Yani şu kitap hayatımı değiştirdi diyemem ama Cesare Kitap Pavese, beğendiğiniz diyelim. hatta İtalyanca şöyle okuyorlardı. Cesare Pavese, Yaşama Uğraşı kitabını ben her yıl bir kere okurum. Ve Allah Allah. tabii her yıl okuduğum, ben bu kitaba da erkekliğin anayasası diyorum bu arada. Cesare Pavese, Yaşama Uğraşı kitabını her yıl bir kere okurum. Gerçekten benim için en önemli yazar odur diye düşünüyorum. Yani üç kişi saymam gerekirse, ya bu arada saymam gerektiği için sayıyorum. Abi benim için bir kişi var. Pavese. Ama ikinci bir isim saymam gerekirse de kesinlikle bu Buyukçul Han olur. Buyukçul Han hocam okudunuz mu hiç kitaplarını bilmiyorum Okumadım ama hocam, okumadım. yani hemen Boşa okumanızı geçmiş ömür diyorsunuz yani. öneriyorum. Gerçekten aşığım. Buyukçul Han'a aşığım yani bu mükemmel bir zihin. Mükemmel, yani keşke çevirileri daha iyi olsaydı, keşke Korece ya da Almanca bilseydim. Mükemmel bir zihin. Buyukçul Han, onun Şeffaflık Toplumu ve Güzeli Kurtarmak isimli kitaplarında direkt alıp herkesin okumasını öneriyorum. Yani Şeffaflık Toplumu, Güzeli Kurtarmak. Yine üçüncü bir isim saymam gerekirse onu da Bauman diyebilirim. Bauman'ın, okudunuz mu hocam Bauman bilmiyorum Okumadım ama hocam. Okumadım. Bauman'ın yani ben işim gereği, ilgi alanım gereği Akışkan Gözetim kitabını Akış benim teorisini okudum onu ben. Özellikle bu Akışkan Aşk felsefi var, Akışkan Gözetim. Yani Akışkan Gözetim kitabı her anne babanın, her gencin, her çocuğun, herkesin okuması gereken Yani bir kitap. mutluluğu arayan herkesin bir okuması lazım hocam. Ya Yani hayatı benim sorgulaması gereken. kütüphaneler genel müdürümüz vardı. Ali Odabaş görevden ayrılmış. Ali Bey beni şeye çağırmıştı. Kütüphaneler haftasında kitap okumak üzerine bir konuşma yaptım Kültür Bakanlığı'nda. Benim için büyük bir onurdu sağ olsun. Orada ben şöyle bir konuşma yapmıştım. Ben sıkılmak için kitap okuyorum. Kitap okumak dünyanın en sıkıcı eylemi ya. Ne kadar sıkıcı bir şey. Ama hayat o kadar hızlı geçiyor ki düşünecek vaktimiz yok. Ya yani durmak için bizim okumamız lazım. İnsan bir şey hatırlamak istiyorsa hızlı yürürken yavaşlar, düşünür. Ama bir şey unutmak istiyorsa da hızlı uzaklaşır oradan. Yani bizim hatırlamak, analiz etmek için okumamız yani dumbbell kaldırmak da dünyanın en sıkıcı işi değil mi yani? Çok ama gelişiyorsunuz. Yani kitap okumak ya durmamız için lazım. Gönüllü yalnızlık için lazım. Gönüllü yalnızlık. Yani yalnızlık kötü bir şeymiş gibi sunuluyor bize ama aslında yani yalnızlık iyidir. Yani, ve yalnız kalmak için müzik, televizyon, her şeyden uzaklaşmak için bizim kitap okumamız lazım, durmamız lazım. Yani kitap okurken sıkılıyorum, tamam? İşte o yüzden oku zaten. Eyvallah. Peki hocam şey var mı sizde hani günde şu kadar sayfa okumalıyım, yılda bu kadar kitap bitirmeli gibi kişisel hedefleriniz var Abi mı? şöyle işte ben yani benim en büyük misyonum, en iddialı olduğum şey günde 200 sayfa okumak işte. Ben onu okumadan geri Hmm, kalan çok iyi. hiçbir şey önemli değil yani. Hiçbir şey önemli değil. Önce onu okurum. Geri kalan her şey ondan sonra gelir yani. Her Hocam şeyi. günde 200 sayfa kitap, yıllık 250 kitap yapar yaklaşık. Yani genel Yani ortalama uyguluyorum. 150 kitabı geçiyor. Çünkü mesela Buyukçul Han'ın bütün kitapları 100 sayfa genelde yani. Günde 3 kitap okur, 4 kitap. Ortalama diyelim yani 100 sayfa Evet. okuyorsanız günde yıllık 130 kitap okursunuz. İşte 200 kitap, 260 kitap falan gibi. Genel ortalama Ya öyle. şöyle yani artık bir ara bunun listesini tutuyordum. Ne bileyim paylaşıyordum. Sonra şeyi fark ettim. Kime ne? Çünkü Instagram'da şey görüyorum. Ojeli tırnaklı ablalar böyle durmadan kitap böyle kitabı tutuyor. Orada o oje sürülmüş ama böyle güzel hani para vermiş ona. Belli onu gösterecek, tamam mı? Yani onları gördükçe ben artık kitap
Kimseye de kitap önermiyorum. Mesela ben şimdi şu kitabı çıkarmışım. Bakın. Hı. Bu insanlara şunu diyorum. Ya benim kitabımı okumadan önce kaynakçama bakın. Tamam mı? Ben bu alanda bu kitabı yazarken okunması gereken her şeyi okudum. Ve Ama buraya hocam damıttım. şimdi kitap fuarlarında şöyle bir şey vardı. İnsana kitap almaya geldiler. Şöyle bir karıştılar. Arkada kaynakça varsa almazlar. Kitap ağır kitapmış falan gibi. Genel olarak öyle bir algı var. Peki hocam kişisel Kitaplara olarak siz... götüren kitapları sevmemiz gerekiyor. Kitaplara götüren kitaplar. Mesela birisi gelip bana ne okuyayım dediği zaman da ben sinirleniyorum. Ya ben kolay kolay bir şey sinirlenmem. Abi ya ne okuyayım diye bir şey yok. Önce bir kitap okuyacaksın. Sonra o kitap seni başkasına götürecek. Yani bu arada ben mesela araba aldım hep sıfır araba alırım. İkinci el alamam çünkü kesin beni dolandırırlar. Ya da ne bileyim bir vida bile sıkamam. Şeyim yok yani. Fiziksel şeylere yetkinliğim yok ama çok iyi kitap seçerim yani. Mesela kitaba bakarım hemen 10 saniyede bu kitap okunur. Teşhisi koyuyorum direkt yani. Şöyle Tolga hocam, bana da onu çok sık sorarlar. Yani hangi kitap okuyalım hocam, ne önersiniz falan. Yani ona şeyi söylerim ya, bu yolculuk sizin yolculuğunuz. Hani şimdi ben kendi kütüphaneme baktığım zaman evde yaklaşık 5.000 kadar kitap var. Hani Evet. 6 ayda bir 100 kitap eksiltiyorum. Yani o kadar saçma sapan kitaplar almışım, saçma sapan okumalar yapmışım ki ya diyorum nasıl ben bu kitaba para verdim, nasıl bu kitabı okudum vesaire gibi. Şimdi onları eksiltiyorum. Bak, bu bir yolculuk aslında. O da saçma sapan değil. Hani o kitabı Evet. okumadan bu kitaba geçemezdiniz ya da bu arayışı sonlandıramazdınız. Peki hocam kişisel bir kütüphanesi olması gerektiğini düşünüyor musunuz her insanın? Yani bu biraz fiziksel imkanlarla bağlı bir olay. Mesela benim şöyle bir sorunum var. Yani kitaplar o kadar çoğaldı ki. Şimdi hocam siz müstakil bir evde yaşıyorsunuz. Şimdi biz şehir yaşamında yani benim kitaplar sığmadı. Şimdi benim bir arkadaşın ofisinde bir kütüphanem var. Yani kütüphaneden şey kastım. Kitapları poşetlere koydum, okumuşum. Çizmişim öyle duruyorlar. Bir arkadaşın ofisinde daha kitaplar var. Yani birer oda dolusu kitabım var. Bir de evde var. Evin her tarafında mesela kapalı bir balkonumuz var. Orası komple kitap. Yani şey yapmam gerekiyor. Bir tane bu arada tabii kitap okuyunca doğru yatırımlar yapıyorsunuz. İşte mesela ben 2014'te herkese Bitcoin'i önerdim. Ama kimse almadı ama ben arabamı satıp aldım. Yani ben kitaplarım için bir ev satın alıp orayı sadece Ofis gibi. kitaplık yapmam. Yani sadece orayı bir okuma alanı yapacağım. Bunu da çok yakında yapacağım. Zaten şu an araştırmamı yapıyorum. Yani şöyle herkesin şahsi kütüphanesi var. Ne bileyim işte kitaplığı var. Ben bir kütüphane ev yapacağım kendime. Çünkü şöyle tekrar söyleyeyim. Yani ben 18 yaşında işte memur oldum ve röntgen teknisyen olarak hayata başladım. Maddi durumum, o günkü dünya görüşüm, çevrem. Şimdi 35 yaşına geldim. 17 yılda işte bambaşka şeylere geldi olay ve bu tamamen kitaplar yüzünden olduğu için yani kitapları başımın üzerine. Yani kitaplarım benden daha iyi bir evde yaşamalı. Yani bunu da bu arada tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani önemli olan kitapların her an dokunabileceğim bir yerde olması. Yani bir dosta gidip sır ve o dost sizi satıyor gerçekten. Yani o bir yerde patlıyor. Bunu Ama söyleyince aklıma şey geldi Tolga. Bu Canettin'in Körleşme diye bir kitap vardı, hatırlar mısınız? Tamamen evet. kitap aşığı bir adamın hayatını anlatır. O kitabı ben çok beğenirim. Bunu bir psikolog hanımefendi önermişti. Samimi bir dostum. O dedi ki Refik hocam bu kitabı okuyuncaya kadar kör olacaktım dedi. Körleşme kitabı. Bu Hakikaten arada çok bunun kaynaklarında var bu arada. Canettin'in Körleşmesi mi? Çok Evet. çok enteresandır o. Peki hocam kaç kitabınız var? Onu program formatı açısından sormak soruyorum. Üç kitabım var işte. Yok yok. Zevk. Siz kütüphanenizde kaç kitap var? Kaç kitap var? Abi yani dediğim gibi artık işte kaç kitap okudum, kaç kitabım var o sayıları yani abi 6 oda dolusu kitabım var. Ama böyle tepeleme. O 6 Ama odaysa ortalama binlerden 6.000 kitap yaklaşık. yani sayısını tutmayı bıraktım. Artık tutamıyoruz Benim anladığım sayısını. kadarıyla sen şöyle bir döngüye girmişsin. Kitap okuyup Bitcoin almışsın. Bitcoin'den kazandığın parayla kitap almışsın. Bu arada Mart ayında yine işte 16 bin dolardan Bitcoin aldık. Mart ne zaman? Dipten aldık. Şimdi geri. Bu kanala özel o zaman. Bence Bitcoin. Şimdi bir arkadaşım var. Ethem diye bir arkadaşım attığı mesaj var 2017'de. Ethem bak bugün 15 bin liraya Bitcoin al. 2017, bak 2014'te kimse almadı. 2017'de
15 bin lira oldu Bitcoin. Bak 15 bin liraya Bitcoin al, 2020'de 400 bin lira olacak diye mesaj var, tamam mı? Şimdi ya bu bir yatırım tavsiyesi değildir ama bence ben 16 bin dolardan aldım. Bence Bitcoin 2025'te ya da 2024'ün Hocam, sonu içinizdeki vahşi kapitalizmi durduralım, bu bir kitap okuma programı. 250 bin dolar olacak Bitcoin. Bakın bu kayıtta şu an Ocak 2024'teyiz. Bence Bitcoin 250 bin dolar olacak Evet. 2025'te. Şimdi benim emin ol, şimdi bu programlar çok izlenmiyor. Kitap okumak, yazmakla alakalı, kitapla alakalı, O Bitcoin'le yüzden alakalı magazinler bilgi koyuyoruz. program yapsak program patlar herhalde. Ben de diyordum şimdi için, acaba burayı kessem mi? Sonra dedim kesmeyeyim bari, bu yüzden izlerler. Hatta maaşa şey atabiliriz. Bitcoin ne kadar olacak diye. Peki sevgili hocam, devam edelim buradan. Bir okuma stiliniz var mı? Hani Var. altını çizerim. İşte Ya bir şey diyeyim bazen mi? ki Bir araba bazı kullanma stilim yok. Ne evet. bileyim, bir yemek yeme stilim yok. Ne bir uyuma stilim yok. Hiçbir şekilde düzenim yok ama kitap okuma konusunda ben çok dağınık bir insanım. Ama kitap okuma konusunda nasıl bir düzenim var biliyor musunuz abi? Abi kitap önce alırım. Kitap okuma düzenim. Önce ortadan açıp koklarım. Düzen böyle başlıyor. Önce kokluyoruz. Abi sonra şey mesela şu kitabı aldınız ya, kitabın girişinde işte ön sözün altında nerede basılmış, kim basmış, kapak tasarımını kim yapmış, bunlara Genelde bak. hiç okunmayan yerler buralar, evet. Abi çok önemli. Hangi matbaada basılmış, hatta işte bu matbaa şu ayda basıldıysa yani her şeyini, matbaaların isimlerini bilirim, çeviriyi kim yapmış, tasarımı kim yapmış, işte sonrasında yine arka kapakta. Yani her şeyine bakarım, kontrol ederim. Hangi yazı fontuyla yazılmış ona bakarım. Mesela onu araştırırım. Önce bu. Sonra kapaktaki kapağı iyice, kapakta ne anlatmaya çalışmış. Yani kitabın kapağı gerçekten önemli. Evet. Ama asıl önemli olan şey bence şey kısmı. Arka kapağı. Yani kitap, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama çünkü kitabın kapağı bir Arka şekilde yapıyor. kapak ve kaynak hocam. Evet. Ya Kaynak kitabın hocam. kapağı ya ticari bir ürün, biraz daha şey böyle hani, ama arka kapak biraz daha işi şey kısmı. Ne derler ona? Duygusal kısmı diye düşünüyorum. Şimdi kitabı aldım, bunları inceledim. Abi yanımda telefon var kitabı okurken ve bu telefonu elime alırım. İşte okudukça bir bölüm gördüm mesela, altını çizerim, oraya post-it yapıştırırım, küçük şeyini yapıştırırım ve hemen onu orada araştırırım. O kavramı not alırım. Sonra da onu araştırırım. Okumam bitince. Çok önemli. Buna Cornell metodu diyorlar aslında. Cornell Üniversitesi'nde çıkan bir şey. İşte araştırırlarsa görürler. İşte görüyorsunuz kağıdı. Sol tarafta özet var. Sağ tarafta işte notlar. Pardon, sol tarafta kavramlar var. En altta da özet var. Yani ben bir kitap okuduğum zaman yeni kavram öğrenmek için okurum. O kavramları öğrenelim. O kavramlar beni başka noktalara götürür. Yani kitabı ben bu yüzden okuyorum bu arada. Yeni kavramlar öğrenmek ve bu Eyvallah. kavramları birbirine bağlamak. Benim Eyvallah. amacım bu. Hani Allah da bazısına şey vermiş Tolga hocam. Onu da ben size görüyorum. Hani merak duygusu var ya. Hani Allah hakikaten bazısına bir merak duygusu vermiş. Ben de onu çok hissederim kendimde. Hani sürekli merak etmek ve yeni bir şey öğrenmenin heyecanı hakikaten beni çok şey yapıyor. Yeni bir yazar keşfettiğim zaman var ya. Ya diyorum işte bu yıl Kesinlikle. 100 kitap okudum ama bu 100 kitapta şu yazarı keşfetmek hepsine değdi gibi beni çok heyecanlandıran şeylerdir. Mesela o sizin bir önerinizde bir kitap tavsiye, ben bir yazar keşfetmiştim. Ekrem Özdemir hoca. Evet. Hakikaten beni o yıl okuduğum en iyi kitaplardan birisiydi. Evet, Ekrem Özdemir'e de selam olsun. Ekrem abi gerçekten yazarlık serüvenine şahit olduğum ve bu arada beni de yazarlığa sevk eden kişi yani. Bana yaz demedi. Ben Evet. onun yanındaydım. İlk kitabı çıktığında matbaadan aldık, beraber taşıdık. Alışveriş arabasına koyduk. O Çok bir hoşuma gitmişti. yazarın en heyecanlı anıdır hocam. Çok hoşuma gitmişti bu heyecan. Ya demiştim ki ilk imza gününe gittim mesela onunla. Beni Edebiyat Derneği'ne gidiyordu edebiyatla ilgili şeyler. Hep yani yazma konusunda beni o sevk etti bu işe. Yani bilinçaltında bana yaz demedi hiçbir zaman ama o beni oraya sevk etti diyebilirim. Ekrem Özdemir. Eyvallah. Ekrem abi. Ya şöyle kitap okurken şeye dikkat ediyorum. Dediğim gibi o kitap beni nerelere yönlendirecek? Ya ben bu yüzden
kitabı mutlaka o yüzden okuyorum yani. Nereye doğru gittiğimi. Eyvallah. Hocam peki distopik bir soru sorayım size. Evet. Sizi tamamen kitapların olmadığı bir ortamda 5 yıl boyunca yaşamaya zorluyorlar. Nasıl bir hayatınız olur? Ya bir şey değil mi? Benim şeyi çok istiyorum ya. Şimdi bir televizyonum yok benim. Televizyon izlemem. Yıllardır yani dijital içerik üretiyorum. Ya şeyi çok isterdim. Süper Lig'i takip edip iddia oynamayı çok isterdim ya. Ya da Kitap ya olmazsa iddia gerçekten oynardım diyorsun. abi düşünsenize bir orada adamlar maç oynuyor tamam mı? Ve siz maçı izliyorsunuz, sonra tartışmalı programları izliyorsunuz, istatistikleri tutuyorsunuz, sonra da iddia oynuyorsunuz falan. Yani bir insan ne bileyim bir şey kazandırıyorsa iyi bu yani, ama hani bazen kafamı boşaltmaya ihtiyacı duyuyorum. Çünkü yaptığım her şey, mesela ben ya kitabı zevk almak için okumuyorum. Ya kitap benim için bir yakıt. Yani ilerlemem için, yaşamam için, daha çok kazanmam için, daha çok çevre edinmem için. Yani bu yani bir romantik bir ihtiyaçtır bu benim için, onu söyleyeyim yani. Ya bana bir şey kazandırdığı için bunu okuyorum. Yani biraz boş işler yapmak isterdim. Mesela işte 35 yaşına bastım bir ay önce. Şeyi isterdim şu an. Hiç ihtiyacım olmayan bir şey artık istiyorum. Ya bir iki gün her şeyden uzakta David Truett neydi? Walden Nehri kenarındaki gibi bir iki gün geçirmek istiyorum mesela. Çünkü kafam kaldırmıyor. Kafam kaldırmıyor. Yani kitap Hatırlıyor okurken musun? Biz seninle evet. yat gevşesine gitmiştik. Sen orada hala çalışıyordun, bizi bir Ya abi delirtmiştin ya şöyle, ben her tatilde de mutlaka balkonda çalışırım. Otel ayarlarken de otelin havuzuna değil Wi-Fi'yi iyi çekiyorum, ona bakarım yani mesela. Hatta otele gittim bir kere. Wi-Fi iyi çekiyor dediler. Bakın Wi-Fi çekmiyorsa orayı dağıtırım dedim. Gittim, çekmiyor. Ve yani. oteli değiştirmiştim mesela. Yani hocam, Kafka Part'ın Wi-Fi'si çekiyor. Onu öneririm yani. 50 Oradan o konuda megabit. eminim yani. Zaten sizin evin balkonuna geçince de şey demiştim. Sizin kaç kitabınız var abi? Evet, benim 8 tane. 9, yani Ya 8 bu benim tane. de böyle balkonum olsa, tepeden deniz manzaralı böyle yeşiller içinde, ben 18 kitap yazarım. Yani burada bir şey yok yani. Biz burada Ankara'da işte her taraf şu an taş binalar, rezidanslar, hiçbir şey gözükmüyor. Sadece ev gözüküyor yani. Burada Neyse, 3 kitabı ilk ben yazdım. bu kısma şu anda benim çalışma odasının manzarasını koyayım da. Bizim Yani hani Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden bir doçent hocam ziyaret etmişti. evet. O zaman 4-5 kitabım vardı. O dedi ki, Refikçim ben dedi burada otursam şu odada dedi 4 değil 40 kitap yazardı falan gibi beni ezmişti hocam ya. Benim 7 kitap yayınlandı hocam. 8. yayın evine gönderdim. Süper. 8. kitap da sizin alanınıza girdik haddimiz olmayarak. Beni bana bırak. Ya da çocuğumu bana bırak. Tam isimle netleşemedim ama dijital bağımlılık, özellikle çocuğun dijital bağımlılık kurtulma rehberi anne babalar için. Daha O böyle zaman bir hemen bir şey diyeyim, dijital bağımlılıkla da ilgili hemen ya bence dijital bağımlılık diye bir şey yok. Neden? Şimdi en son TikTok sanırım. Şimdi TikTok artık şey yapacakmış. Ben TikTok'ta gezerken benim beğendiklerim o an algılayıp o an sıfırdan yapay zeka ile içerik üretecek. Ya bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu kaydırma olayı var ya Instagram'da ya da bütün algoritmalarda. Yani isteseniz de çıkamayacağınız bir şey. Yani bu mesela buradaki suç çocukların değil. Yani oraya girdiği an onun neyi beğendiğini bildiği için ona öyle şeyler gösteriyor ki çıkamıyor. Yani o klozetten kalkamıyor Evet. çocuk ya da Peki. her neyse kalkamıyor. Peki hocam, bu konu ayrı bir konu gerçi de, şimdi sizin okuma alışkanlığınızla alakalı devam edelim. Gerçi ki programda sonuna geldik. Son bir soru soracağım size. Ha gerçi bu Evet. çok mantıklı bir sorum, onu da bilemedim sonradan da. Hani okumayın dediğiniz bir yazar var mı? Hakikaten benim için zaman, ya da bir tür var mı? Ya yani ben Şimdi diyor musun Refik Akden şimdi burada okumayın? yok. Sümeyye diye bir arkadaşım var. O bu konuda her seferinde güler ben böyle konuştukça, beni burada en iyi anlayan kişi de odur bence. Ya ben bana fayda sağlamayacak hiçbir şey okumam. Yani hatta yani daha şey diyeyim, bana para kazandırmayacak hiçbir şey okumam. Yani mesela savaş sanatını okuyorsam, bana para kazandırmadı, ya da Machiavelli'nin Prens kitabını okuyorsam, ya da Zamyatin'in Biz isimli bir kitabı var. George Orwell 1984'de oradan çalmış zaten. Okudum, okudum hocam, okudum. Çok severim hocam. Zamyatin'in Biz kitabını ya da işte Cesur Yeni Hocam Dünya. çalsa da güzel çalmış. Yani Evet. Yani demek 84 de istediğim çok şu, iyi. kitap bana kazandırmayacaksa
Onu okumam. Hı. Mesela kitap çok kötüdür ama kitabın yazarı öyle kallavi bir abidir ki, tamam mı? Onu okuyup belki onu yanlamam gerekiyordur. O yüzden de kitap okuyabilirim. Ona böyle bir yorum yaparım ki, lan ben o kadar iyi mi yazmışım da diyebilir yani. Hani dediğim gibi ben fayda sağlamak için kitap okuyorum. Hocam hani entelektüeller sınıflanıyor yani felsefi entelektüel, sosyal entelektüel. Hocam seni de ben şöyle tanımıyorum, kapitalist entelektüel. Yani şey çok iyi oldu. Materyalist entelektüel. Yani adamın kitabı kötü ama anlamam gerekiyor. Yani onu okurum en azından senin kitabını okudum falan gibi enteresan yorum oldu hakikaten Tolga. Evet. Çok teşekkür ederim Tolga hocam. Çok tatlı bir Ben de sohbet teşekkür oldu. ederim. Sağ olun. İnşallah yazar, nasıl yazar programında da tekrar sizinle beraber olacağız. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey yoksa ben programı kapatmak Var. istiyorum. Var. Tabii ki Buyurun. var. Son olarak söylemek istediğim şey şu. Şimdi ben bunu arkadaşlarıma izleyin diye atacağım. İzlemesini, yani izlemesi gereken kişilere atacağım. Yani şunu söyleyeyim. Mücadele etmemiz gerekiyor. Saldırmamız gerekiyor. Yani oturup, yerimizde oturup ağlayamayız. Yani hayatımda bir şeyden şikayetçiysem ben, işte kilomdan, ne bileyim, parasızlığımdan ya da mutsuzluğumdan, işte ne bileyim huzursuzluk, her neyden şikayetçiysem, yani Allah bir sağlık sorunu vermediği sürece her şeyin çözümü var ve bu çözüm tamamen yani argo tabiri olacak ama eşek gibi çalışmakta. Yani bizim eşek gibi çalışmamız, okumamız, araştırmamız, meraklı olmamız. Yani bir stajyer geçen yanında bir şey söylemişti ve onu not aldım, araştırdım. Ondan da bir şey alıyorum. 5 yaşındaki çocuktan da bir şey alıyorum. 50 yaşındaki birinden de bir şey alıyorum. Yani ya çalışacağız ya da oturup ağlayacağız. Kimse bana gelip ağlamasın. Ben loserlarla değil, gerçekten çalışanlarla, çalışsa bile olmasa, kaybetse yeniden iflah olmaz her şeye rağmencilerle bir arada olmak istiyorum. Eğer bir sorunuz varsa kendiniz çözün. Sorunu başkasından beklemeyin. İşte o sorunun çözümü de kitaplarda diyorum. Eyvallah. O zaman kapatırken bizim Okur Gezer Ben de kapattım. kanalının yok ya Okur Gezer kanalının sloganı şudur. Kitapsızlık yapmayın, bol bol kitap okuyun diye kapatırız programı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için programımıza renk kattın. Ben teşekkür ederim İnşallah abi. yeni programlarda yeni bir kitabın tanıtımında da seninle beraber olmak isterim. Evet İnşallah. değerli dostlar, Tolga Bey'i bugün misafir ettik. Can dostum, aziz dostum Tolga. İnşallah onu da özlemiştim. İyi oldu, benim için değişiklik oldu. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.